diyor. Hac arkadaşlar teberrüken inşallah hep beraber böyle birkaç hadis-i şerifi de orada okumak için orada da bir bulunmak, hac etmek hepimize inşallah nasip olur. وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَز۪يزٍ Zor değil Allah için bu. Niye bir 40 derste orada yapmayalım? Temenni ederiz biz. Olmasa cennette tamamlarız dersimizi inşallah. Hac şudur arkadaşlar. İstanbul'dan gidersin. Mekke'de çeşidine göre ya da havaalanında burada ihram giyersin. İhram dediğimiz üzerinde dikişli olan her şeyi çıkarmak demek. İç çamaşırın içi de dahil. Her şeyi çıkarırsın. Üzerinde dikilmiş bir şey olmayacak. Ayakkabı da dahil. Ayakkabı da dikili ise onu da giyemezsin. Başını örtmek yasak. Bir etek, bir de etek gibi havlu üstüne atılır. Buna ihramlanma denir. İhramlanma haram hale gelmek demek. İhram dedikleri o havlulara ihram diyorlar. Adı havlu aslında da millet ona ihram diyor. İhramlanmaya yarayan şey olduğu için ona da ihram deniyor. Müslüman gelir, Kurban Bayramı'na 2 gün kala, yani Arefe gününden 1 gün önce Mina'ya çıkar hacı. Mina'da 5 vakit namaz kılar. Arefe günü sabahleyinde, bizim burada Arefe dediğimiz gün, bayrama 1 gün kala, Arafat denen yere çıkılır, akşama kadar orada kalınır. O ihram üstündedir hala. Arafat'ta vakfe yapılır, yani ayağa kalkılıp dua yapılır. Şimdi mevlüt bile okunuyor. Yani o ashab-ı kirama nasip olmadı tabii, nasip meselesi. Şimdi mevlütler, ilahiler, bando eşliğinde İslami poplar, neuzübillahi teala, fitne bu işte. Öğle ve ikindi namazı cem edilir. Yani aynı öğle vakti ikindi de kılınır. Akşam ezanı okunduktan sonra da Mekke ile Arafat arasında Müzdelife diye bir yer vardır. Müzdelife'ye gidilir. Oraya Meş'arul Haram diyor Kur'an-ı Kerim. Orada akşam ve yatsı namazı cem edilir. Beraber kılınır. Sabah namazında kalkılır. Sabah namazında orada da bir vakfe yapılır. Vakfe demek ayağa kalkıp dua etmek demek. 5 dakika, 10 dakika. Ondan sonra sabah namazı kılındıktan sonra Mekke'ye doğru yol üzerinde olan Mina'ya gidilir. Mina, İbrahim Aleyhisselam'ın, İsmail Aleyhisselam'ı kurban etmek istediği yerdir. Orada hacılar yine o ihram vaziyetinde giderler. Şeytan taşlama vardır orada. 3 merkez vardır. Şeytan taşlarını küçücük, nohuttan küçücük taşlar, 7 taş şeytana Bismillahirrahmanirrahim diye atılır. Sembolik bir ibadettir bu. Hacıya aktif olarak mücadele alanı gösterilmiş olur. Asıl mücadelenin şeytanla olduğu, siyasi parti, dernek vesairedeki kongre adaylarıyla filan mücadelesinin çok basit bir şey olduğu anlatılmış olur. Her halükarda. Ondan sonra da hacı kurban keser. Haccına göre. Kurbandan sonra da tıraş olur. Tıraş da oldu mu hac biter. Ana hatlarıyla hac bitmiş olur. Tıraş da 2 türlü olur. Ya saçından en az şu kadar, şu parmağımızdan üst oynattığımız kısım aşağı yukarı 2 santim keser. Eğer saçı böyle çok uzun saç değilse, uzun saçsa 1/3'ünü kesmesi gerekir. Veya en sünnete uygun olan 0'a vurundurmaktır saçı. Ustura diyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah saçını usturaya vurduranlara rahmet eylesin buyurmuş. Ya Resulullah bir kısmımız kısalttık demişler. Usturaya vurduranlara rahmet etsin buyurmuş. Bir kısmımız kısalttık demişler. Çünkü haçtan da çıkmış oldular, ibadet bitti. Allah usturaya vuranlara rahmet etsin buyurmuş. Bir kısmımız kısalttık ya Resulullah, onlar da rahmet etsin buyurmuş. Demek ki tercih usturadan yana, ama haçta, ihramdan çıkarken. Onun dışında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatında, inşallah hadisleri okurken göreceğiz, 4 defa tıraş olmuştur Efendimiz. peygamberlik döneminde. Saç bırakmaktır esas olan sünnet. Gavura benzeyecek kuaföre gitmek değil ama. Saç bırakmak. Yani gavurların modasına göre olduğunda haram da olur o. Yani hazır saç bırakmak sünnettir diye kuafördeki resimlere bakıp buna benzet abi beni dediğin zaman sen taklit etmiş olursun kafirlere. Saç bırakmak başka şey, kafirleri taklit etmek başka bir şey. Haçta saçı sıfıra vurdurmak neden eftal sünnettir? Çünkü saç büyütmek sünnettir ya. Tıpkı büyük koç kesmek daha sevap olduğu gibi, büyük saçı çok kesmek daha sevap olduğundan 3 kere muhallikine ruusehum olanlara dua etmiştir sallallahu aleyhi ve sellem.